Evet Farnol, öncelikle tebrik edelim. Çok güzel pozisyonlar çıkardı. Maçın kırılma anı diyebileceğimiz kurtarışları vardı. Bir maçın değerlendirmesini alalım öncelikle kendisinden. Le match, le coach l'avait prédit. Tout ce que le coach a dit à la réunion, ça s'est passé comme prévu, c'est-à-dire être patient, être bien concentré dans les positions, dans les ballons au centre, être patient, surtout de la patience. Et à partir de la 60e minute, on va commencer à les. S'il n'y a pas de but, à partir de la 60e minute, on va commencer à accélérer et les mettre en difficulté. Hocanız bizim toplantıda söylediği her şey bugün doğru çıktı. 60. dakikaya kadar maçı götürmemize. Tabii ki avantajlı skor bulursak ona göre değişecek ama maç 0-0 devam etse bile 60. dakikadan sonra risk alacağımızı, daha da çok yükleneceğimizi söylemişti. İşte defansif olarak iyi bir kurguyla sahaya çıktık. Az hata yaptık. Gol yemediğimiz sürece gol atacağımızı da söyledi. Nitekim hepsi maçta doğru oldu. Arkasında sıkıntılı bir taraftar grubu vardı. Bugün uğradığı bir sıkıntılı bir durum var. O konuda neler söyler? Ouais, j'ai compris. Vous savez, pour moi, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai toujours grandi dans des milieux où on était tous mélangés, tous des frères, et c'est la première fois où c'est. Donc pendant le match, moi, ça me dérange pas. Sur le match, ça me dérange pas. Je suis normalement dans ma bulle. Mais c'est sur la fin où ça a été très très dur, où là on va dire j'ai relâché un peu la pression et les nerfs surtout de se retrouver encore en 2019 dans des situations comme ça. Voilà, c'est une honte qu'ils font pour leur club, c'est une honte qu'ils font pour leur pays. C'est tout. Tabii maçın esnasında olan olaylardan tabii ki her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Baskı her zaman olacak futbolda. Ama maçın sonunda yapılan bu tarz hareketler bu ülkenin taraftarı, ülkeyi çok kötü bir şekilde temsil ediyor. Utanç duyulacak hareketler vardı maçtan sonra. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Pour le football, c'est une honte qu'on se retrouve comme ça, dans des situations comme ça. On vient donner du spectacle, donner du plaisir aux gens et on se retrouve à se défendre parce qu'on est noir ou parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau. Tabii ki futbolda böyle şeyler tabii ki olacak ama bu utanç duyulacak hareketler tekrar etti. Utanç duyulması gereken bu ülkenin belki mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekir. Çünkü bugün biz buraya futbol oynamaya geliyoruz. İnsanlara bir şekilde bir şölen veriyoruz. Bu şekilde beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey ve utanç duyulması gereken bir şey. Teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Kurtarışların devamını diliyoruz. Teşekkürler.